Merhaba arkadaşlar, ben Hülya Habbabe. Bir akşam da gece sayfalarından selam olsun yüreğinize. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben konuşmalarda sesim biraz tizleri bozuk çıkabilir çünkü biraz rahatsızdım. Ondan dolayı şimdiden özür diliyorum. Arkadaşlar bu akşam gece sayfalarını romantik devrimci olarak tanınan ama günümüzde ise mavi gözlü dev olarak bilinen Nazım Hikmet Ruan'la açıyoruz. Sevgili üstada selam olsun öncelikle. Evet arkadaşlar, bugünkü konuğumuz Nazım Hikmet Ruan. Peki Nazım Hikmet Ruan kimdir? Gelin dipnotları verelim. 1902 yılında Selanik'te dünyaya geliyor sevgili üstad. Cumhuriyet dönemi yazarlarından birisidir. Türkiye'de serbest nazımı kullanan ilk şair olmakla beraber Çağdaş Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden 20. yüzyılın gözde şairlerinden biri olmuştur. Çok iyi bir aileye mensup olmakla birlikte küçük yaşlardan itibaren şiire merak salmış ve ilk şiirini 11 yaşında yazmıştır. Hatta size bir şey söyleyeyim mi? 11 yaşında şiirlerini yazıp öğretmenine gösteriyormuş. Ve bu öğretmeni kim biliyor musunuz? Adını çok ama çok iyi bildiğimiz yazar şairlerden birisi Yahya Kemal Beyatlı'dır. Ve onun desteğiyle, onun düşünceleriyle kendini daha fazla ilerletmiştir. Yani diyorum ya, hem iyi bir ailede eğitim almak, iyi bir ailede büyümek ve iyi bir edebiyatı bilen, iyi bir yazardan ders almak ve onun gözetiminde, onun düşünceleriyle şiir yazmak herkese nasip olur mu? Olmaz. Ama sevgili üstadımız Nazım Hikmet böyle bir şansı yakalamış ve gerçekten çok iyi bir öğretmenden çok iyi bir eğitim almış ki günümüze kadar Nazım Hikmet olarak hayatımıza girmiştir. Ben hala program yapıyorum, ara ara kekeliyorum, kusura bakmayın lütfen. Galiba hala heyecanım üstümde. Evet arkadaşlar, Nazım Hikmet maalesef siyasi düşüncelerinden ötürü hayatının büyük bir kısmını ya zindanlarda ya hapishanelerde ya da sürgünlerde geçirmiştir arkadaşlar. Öyle ki bu yasaklı olduğu dönemlerde yazmayı bırakmamıştır. Aksine yazmıştır. Ama yazdığı eserleri Ercüment Er, Mümtaz Osman, Ahmet Oğuz ve Orhan Selim adına çıkartıp bizlere ulaştırmaya devam etmiştir. Hayatının 12 yılını zindanda, geri kalan kısmını da neredeyse sürgünde geçirmiştir. Ki ta ki 1951 yılında mavi gözlü dev olan Nazım Hikmet Türk vatandaşlığından çıkartılmıştır. İşte arkadaşlar, bu noktada ben bir mola vermek istiyorum. Yazar hakkında yine dipnotlar vereceğim ama bu noktada ben sevgili Yakamoz'a bir şiir molası vermek istiyorum. Yakamoz'un dilinden Nazım Hikmet'e ait bir fotoğraf şiirini dinleyin. Ondan sonra sevgili üstad hakkında küçük ve önemli dipnotları vermek için ben burada olacağım. Gidin ama geldiğimde burada olun. Hadi bakalım. Bir fotoğraf. Bir fotoğraf. Nazım Hikmet. Nazım Hikmet. Karşımdasın işte. Bana bakmasan da oradasın, görüyorum seni. Ah benim sevdasında bencil, yüreğinde sağlam sevdiğim. Kalbime gömdüm sözlerimi. Ceset torbası oldu yüreğim. Tıkandığım o an, elimi nereye koyacağımı şaşırdığım o an işte. Aklımdan o kadar çok şey geçti ki takip edemedim. Ellerim boşlukta, ben darda kaldım. Ellerim buz gibi, ben harda kaldım. Bir senfoni vardı kulağımda çalınan. Bitti artık hepsi. Köşeme çekildim. Hani hep kaldığım köşeme. Bakış açım belli oldu yine. Geride kalan
ardından bakar gidenlerin. Bir meltem olacak rüzgarım dahi kalmadı benim. Dağlara çarptım her esişimde, yollara küfrettim her gidişinde. Demiştim sana, hatırlarsan, önemli olan zamana bırakmak değil, zamanla bırakmamaktır. Şimdi bana geçen o zamanın unutulmaz sancısı kalır. Gittiğim eğer bensem, söyle bana kimden gittim? Sende yoktum zaten ben, ben yine bende bittim. Ben yine bende bittim. Evet arkadaşlar, siz böyle bana bakarken ben bir yandan da dipnotlara bakıyorum. Arkadaşlar, dediğimiz gibi 1951 yılında Nazım Hikmet Ruan Türk vatandaşlığından çıkartılıyor ve hayatının geri kalan kısmını ülkesinden, toprağından uzak yerlerde geçiriyor. Ve 3 Haziran 1963 yılında 61 yaşında hayata veda ediyor. Veda ediyor ama vatanından, milletinden uzak bir yerde. Bilmiyorum, yani burada kendi düşüncelerimi aslında biraz anlatmak istiyorum. Biz kendi kültürümüzden hepimiz de biliriz. Saat 11 olmadan eve gitme telaşını yaşayan insanlarız. Ne kadar uzağa gidersek gece yatağımıza kavuşmayı bekleyen insanlarız. Yani nereden çıktı bu laf diyeceksiniz. Aslında çok önemli bir laf. Her ne olursa olsun insan yaşadığı yerde, büyüdüğü yerde olmak ister. Kendi vatanında, kendi yurdunda yaşamak ister ve orada vefat etmek ister. Ama sürgünden sonra maalesef hayatını kendi memleketinden uzak bir yerde vefat eden sevgili Nazım Hikmet Ruan, şu anda kabri de maalesef Türkiye'de değildir. Ama ben isterdim ki keşke bu kadar önemli bir yazar edebiyat tarihimizde, düşünün yani eserleri 30'dan 50'den fazla dile çevrilen bir yazarın gelin kabrinin kendi vatanında Türkiye'de olmasını çok isterdim. Ama böyle olmuş. Ama şöyle güzel bir haber de var. Tam 58 yıl sonra arkadaşlar. Tam sevgili arkadaşlar, tam 58 yıl sonra sevgili yazarımız Nazım Hikmet Ruan Türk vatandaşlığına geri alınmıştır. Ruhu şad, mekanı cennet olsun. Ve arkadaşlar, şiirlerine gelecek olursak Varan 3, 835 satır, Sesini Kaybeden Şehir, Gece Gelen Telgraf gibi şiirlere sahiptir ve daha fazla da vardır zaten. Sadece dipnot olarak bunları veriyorum. Kan Konuşmaz, Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim ve Yeşil Elmalar adında roman ve romanları vardır. Sadece roman mı yazmıştır Nazım Hikmet? Hayır. Sadece şiir mi yazmıştır? Hayır. Sadece bunlarla yetinmemiş. O benliği o kadar obez ki, o kadar büyük bir sevgi ve açlık var ki edebiyata dair, sadece bunlarla yetinmemiş. Senaryolar yazmış, oyunlar, öyküler, fıkralar, yönetmenliğini yaptığı filmler, senaryolar, incelemeler ve mektuplar, çeviriler yapmıştır. Hatta birçok şiiri bestelenmiş ve şarkıya dönüşmüştür diyebiliriz. Arkadaşlar, bu akşam gece sayfaları Nazım Hikmet Ruan'la kapattık ve Nazım Hikmet Ruan'la kapatmadan önce sözü yine sevgili dostum Ömer Faruk Avcı'dan, bence sen de, durun bakacağım yanlış olmasın, evet yanlış söylemişim çünkü kafamı dank etti, Ömer Faruk Avcı'dan, bence şimdi sen de herkes gibisin bir Nazım Hikmet şiiriyle sizlere veda edeceğiz ama hemen bitmiyor, hemen ardından bizlere
Sevgili Çiğdem Seçen de bir Nazım Hikmet şiiri olan Bugün Pazar şiirini seslendirecek. Çiğdem kim diyeceksiniz? Çiğdem benim çok sevdiğim bir dostum. Londra'da kendisi gazetecidir ve bugünden sonra programlarımıza konuk şair olarak katılacak ve bizlerle beraber olacak. Siz de yapabilirsiniz. Siz de Hülya Habbabi'nin videolarına dahil olarak konuk şairimiz olarak ele alacağımız şairlerin şiirlerini okuyarak bizlerle beraber olabilirsiniz. Arkadaşlar bir gün daha benden bu kadar ve demek istediğim şunu hemen atlamayayım. Sevgili Çiğdem Seçen aramıza hoş geldin. Seni tanımak ve seninle beraber olmak bizlere zevk ve mutluluk verecek. Seninle beraber nice nice güzel videolara ve şiirlere diyorum. Aramıza tekrar tekrar hoş geldin sevgili Çiğdem Seçen. Ve arkadaşlar konuyu dağıtmadan bir akşam daha gece sayfalarında Nazım Hikmet'i ele aldık. Önümüzdeki günlerde çok iyi bir yazarla sizlerin karşısında olacağız. Bunlardan emin olabilirsiniz. Bu bir teminat, bu bir sözdür Hülya Habbabe'den sizlere. Bizlere YouTube'a girerek abone ol butona basın. Destek olun ve destek olmayı unutmayın. Sizler ve çevrenizden desteklerinizi bekliyor olacağız. Bizlere Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan ulaşabilir. Hülya Habbabe'nin kendi sayfasına ve sözlerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu saatten sonra ben o huzurunuzdan ayrılır. Bir dahaki zamana kadar gelene kadar kendinize iyi bakmanızı temenni ederim. Sevgiyle, saygıyla kalın. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin. Yolunu beklerken daha dün gece, kaçıyorum bugün senden gizlice. Kalbime baktım da işte iyice anladım ki sen de herkes gibisin. Anladım ki sen de herkes gibisin. Büsbütün unuttum seni eminim. Maziye karıştı şimdi yeminim. Kalbimde senin için yok bile kinim. Bence sen de şimdi herkes gibisin. 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 Pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğunu şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara. Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben bahtiyarım. Göğsümde 15 yara var. Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak. Kalbim yine çarpıyor, kalbim yine çarpacak. Göğsümde 15 yara var. Sarıldı 15 yarama, kara kaygan yılanlar gibi karanlık sular. Karadeniz boğmak istiyor beni, boğmak istiyor beni kanlı karanlık sular. Saplandı göğsüme 15 kara saplı bıçak.
Kalbim yine çarpıyor, kalbim yine çarpacak. Göğsümde 15 yara var. Deldiler göğsümü 15 yerinden. Sandılar ki vurmaz artık kalbim kederinden. Kalbim yine çarpıyor, kalbim yine çarpacak. Yandı 15 yaramdan 15 alev. Kırıldı göğsümde 15 kara saplı bıçak. Kalbim kanlı bir bayrak gibi çarpıyor, çarpacak.